22 Mart 2023 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi Kırım Tatarlarına baskılar devam ediyor başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da Rus yanlısı blog yazarı hain Alexander Talipov Kırım Tatarlarını hedef almayı sürdürüyor. Talipov'un şikayeti üzerine işgalci yönetim Kırım Tatarı Ernest Celal'i iş yerinde kapattı. Kırım Tatarlarını hedef alarak işgalci Ruslara hizmet eden hain blog yazarı Talipov, kişisel blog sayfasında Kırım Tatarı Ernest Celal'in Rusya'daki seferberlik ilanından sonra Kazakistan'a çıkış yaptığını ve Ukrayna belgelerini çıkarmak için Ukrayna Başkonsolosluğuna başvurduğunu ileri sürdü. Talipov'un ihbarından sonra işgalci yönetim, Kırım'ın Büyükonlar kasabasında Ernest Celal'in sahibi olduğu Ernifut işletmesini kapattı. Daha önce Rus işgali altındaki Kırım'da hain Talipov'un şikayeti üzerine birçok Kırım sakini hakkında dava açılmıştı. Talipov'un şikayeti üzerine Eylül 2022'de Ukrayna halk şarkılarının çaldığı düğünün düzenlendiği Arpat restoranı kapatılmıştı ve ikisi kadın olmak üzere 4 Kırım Tatar hakkında hapis ve 2 Kırım Tatar kadın hakkında para cezası kararı alınmıştı. İşgalci Rusya'nın Kırım'daki Kırım Tatar halkına baskıları devam ediyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, 15 Mart Çarşamba günü Ak Mescid'in Soyunçi köyünde Kırım Tatar Milli Hareketi aktivisti ve gazeteci Roland Osman'ın evinde işgalciler tarafından arama yapıldığını duyurdu. Refat Çubar, Osman'ın evinde işgalciler tarafından yapılan aramaya ilişkin son günlerde Kırım Tatar halkına yönelik aramaları işaret etti. Refat Çubar, Osman'ın evindeki baskının sebebini işgalcilerin cepheye teçhizat ve mühimmat taşımak için kullandıkları demiryolu hattının Ak Mescid yakınlarında kullanılamaz hale getirilmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Kırım dayanışması aktivist Osman'ın aramanın ardından alıkonularak Ak Mescid'deki BSB binasına götürüldüğünü duyurdu. İşgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde Hizbut Tahrir davası çerçevesinde alıkonulan Kırım Tatar siyasi tutsak Ahmet Han Abdülvahop karar duruşması 15 Mart Çarşamba günü Rostov'na Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi'nde düzenlendi. Rus Mahkemesi Kırım Tatar siyasi tutsağı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca hapisten salıverildikten sonra Abdülvahop 1 yıl boyunca denetimli serbestlik altında olacak. 34 yaşındaki Abdülvahop'un işgalci Rusya tarafından yasa dışı alıkonulması ve hüküm giymesi üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cebbar, konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda insan hakları ihlaline dikkat çekti. Cebbar paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Rusya, Kırım'da Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası insancıl hukuk temel ilkelerini ihlal ediyor. Ortaklarımızı bu saçma hükmü kınamaya ve Ukraynalı siyasi tutsakları serbest bırakması ve adaletin sağlanması için Rusya üzerindeki baskıyı arttırmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Bir diğer haberimiz, yaklaşık 50 Kırımlı siyasi tutsağın sağlık durumu çok kötü başlıklı haber. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım daimi temsilcisi Tamila Taşeva, Rusya tarafından alıkonulan 180 Ukrayna vatandaşı siyasi tutsaktan yaklaşık 50'sinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve onlara uygun tıbbi bakımın sağlanmadığını ifade etti. Radyo Kultura radyosunda yayınlanan bir programa konuk olarak katılan Kırım temsilcisi Taşeva, Kırımlı siyasi tutsakların durumunu değerlendirirken
Rusya'nın hasta siyasi tutsaklara uygun sağlık bakımı sağlamadan onlara bir tür işkence uyguladığını belirtti. Kaşeva, Cenevre Sözleşmesi'ne göre tıbbi bakım sağlanmaması aslında bir işkence türüdür. Yaklaşık 50 siyasi tutsağımızın sağlık durumu kötü ve çoğuna sağlık bakımı sağlanmıyor. Bu siyasi tutsakların çoğu ağır durumda, dedi. Rus hapishanelerinde ölen siyasi tutsaklar Konstantin Schrink ve Cemil Gafarov'un aslında bile bile hapishane yönetimi tarafından ölüme terk edildiğini dikkat çeken Taşeva, bu işkenceyle eş tutulabilecek insanlık dışı bir muameledir. Maalesef korkarım ki bu Rus hapishanelerindeki son ölümler olmayabilir ifadelerini kullandı. Günün bir başka haberi. İşgalci Rusya'dan Kırım'da çocuklara silah eğitimi başlıklı haber. İşgalci Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik başlattığı işgal girişiminin ve topyekün saldırılarının birinci yılı geride kaldı. Sivilleri ve kritik altyapı tesislerini hedef alan Putin yönetimindeki Rusya, Ukraynalı çocukları kaçırırken aynı zamanda işgal altındaki Kırım'da da çocuklara yönelik Rus askeri propagandasını işlemeye devam ediyor. Rus işgali altındaki Kırım'da çocukların silah eğitimine tabi tutulduğu görüntüler ortaya çıktı. Kırım'da sözde Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, anaokulu öğrencilerinin de dahil olduğu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin silah eğitimi veren kurslara gönderildiğini duyurdu. Konstantinov, Ak Mescid'de silah eğitimi kursuna gönderilen 60'tan fazla öğrencinin olduğunu kaydetti. İşgalci Rusya'nın Kırım'da çocuklara yönelik yürüttüğü askeri propaganda çerçevesinde kaydedilen görüntüler tepkilere neden oldu. Bir başka haberimiz. İkinci Kırım Platformu Parlamenterler Zirvesi Prag şehrinde yapılacak başlıklı haber. Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk, ikinci Kırım Platformu Parlamenterler Zirvesi'ne dair açıklamalarda bulundu. Stefanchuk, Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Markéta Pekarová Adamová ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya verdikleri destek için teşekkür ettiğini belirterek, Çekya'ya önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapma ve organizasyonuna katılma istekliliğinden dolayı teşekkür ederim. Bunun bizi Kırım'ı ve işgal altında bulunan tüm bölgeleri işgalden kurtarma olan ortak hedefimize yaklaştıracağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Ukrayna geçen sene ilk kez Kırım Platformu Parlamenterler Zirvesi'ni düzenlemişti. Zirve 24-25 Ekim 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da 50'den fazla parlamento ve parlamentolar arası meclisi temsilcisinin katılımıyla gerçekleşmişti. Zirvede Ukrayna ve işgal altındaki Kırım'ın yanı sıra küresel güvenlik tehditlerinin büyümesi ve Rusya Federasyonu'na karşı uygulanan uluslararası ve yaptırım baskısının artırılması konuları ele alınmıştı. Günün bir başka haberi, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Birleşmiş Milletler Ukrayna Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı ile görüştü başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Birleşmiş Milletler Ukrayna Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Kalom ile bir araya geldi. Kiev'deki Kırım Tatar Milli Meclisi ofisinde gerçekleşen görüşmeye Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiğgöz, Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Eskender Bariyev ve Rıza Şevkiyev, Birleşmiş Milletler Ukrayna Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Noel Kalon ve Birleşmiş Milletler Ukrayna Gözlem Misyonu temsilcileri katıldı. Görüşmede Rus işgalindeki Kırım'da Kırım Tatar halkına karşı uygulanan insan hakları ihlalleri ve Kırım Tatar halkının haklarının durumu ele alındı. Kırım ve Rusya tarafından işgal edilen diğer Ukrayna topraklarının mümkün olan en kısa sürede kurtarılması ihtimalinin gitgide arttığını belirten Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri,
Birleşmiş Milletler Gözlem Misyonu'nun toprakların işgalden kurtarılması ve yeniden entegre edilmesi aşamasında insan hakları konularının öne çıkması için çağrı yaptı. Bununla birlikte taraflar 2014'ten bu yana devam eden işbirliğinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Bir diğer haberimiz Türkiye'den sözde referandumun 9. yılında yazılı açıklama başlıklı haber. Bundan tam 9 yıl önce 16 Mart 2014 tarihinde Kırım Tatar halkının anavatanı Kırım'a giren Rusya, kamuflajlı Rus askerlerinin baskısı altında düzenlenen göstermelik bir referanduma imza attı. Bir oldu bitti ile vatan Kırım Rusya'nın işgaline uğradı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kırım'daki sözde referandumunun 9. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu tarafından 9 yıl önce 16 Mart tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhak edilmiştir. İlhakın yıl dönümü vesilesiyle bu tanımadığımızı yineliyor. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği teyit ediyoruz. Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin durumu ülkemiz için her zaman önceliklidir. Türkiye, Kırım Tatar soydaşlarımıza tarihi vatanları Kırım'da kendi kimliklerini muhafaza ederek güven ve huzur içinde yaşamalarını teminen destek vermeye devam edecektir denildi. Başka haberimiz, Rusya'nın çirkin Kur'an-ı Kerim provokasyonuna kınama başlıklı haber. İşgalci Rusya, Müslümanların gözünde Ukrayna'nın itibarını düşürmek amacıyla çirkin bir provokasyona imza attı. Rus sosyal medya sayfalarında Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısız hareketlerde bulunan sözde Ukraynalı askerlerin görüntülerini paylaştı. Ancak videonun ilk saniyeden itibaren kurgu olduğu ve sahnelenmiş bir provokasyon olduğu ortaya çıktı. Mevzilerde görev yapan askerlerin Ukraynca'yı aksanlı konuşmaları, giydikleri temiz üniformalar ve askerlerin yüzlerinin kapalı olması dikkatlerden kaçmadı. Rusya'nın provokasyonunu değerlendiren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada sahte video uyarısı, Rusya Ukraynalı askerler olduklarını iddia eden kim belirsiz kişilerin Kur'an'ın üstünde domuz eti kestiği ve sayfalarını yaktığı bir video yayınladı. Videodaki kişiler bozuk bir Ukraynca konuşuyor ve Rus ordusuna ait bıçağı kullanıyor. Rusya Ukrayna'yı itibarsızlaştırmak amacıyla İslam'a hakaret ettiği için kınanmalıdır ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Ukrayna'ya bağlı Kırım Müslümanları Dini İdaresi, İşgalci Rusya'nın alçak provokasyonuyla ilgili terörist ülkeden Ukrayna ve dünya Müslümanlarına karşı bir başka enformasyon ve psikolojik operasyon başlıklı açıklama yayımladı. Kırım Müftülüğü'nün yayımladığı açıklamada bugünlerde sosyal ağlarda terörist ülkeyi destekleyen gruplarda Müslüman dünyası ile Ukrayna arasında düşmanlığı kışkırtmak ve Ukrayna ordusunu itibarsızlaştırmak amacını taşıyan sahte bir video paylaşımı başladı. Videoyu paylaşmayacağız ama videoda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri üniformasını giyen insanların Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısız eylemlerde bulunduğunu belirtebiliriz. Çıplak gözle bile bu videonun sahte olduğu, enformasyon ve psikolojik operasyon için hazırlandığı belli oluyor. Önceden planlanmış kötü oyunculuk, gizlenmiş yüzler, temiz üniforma ve en önemlisi Ukrayınca konuşmaya çalışan her Rus'u ele veren korkunç bir aksan. Ne yazık ki bu video Arapça internet sayfalarında ve sosyal ağlarda yayılmaya başladı. Ukrayna ve dünyanın tüm Müslümanlarına bu ucuz ve alçak provokasyona boyun eğmeme çağrısı yapıyoruz. Videoların sahte olduğu apaçıktır. Amaçları da net olarak bellidir. Özellikle birçok Müslüman ülkenin Ukrayna'yı desteklediği son Birleşmiş Milletler oylamasından sonra ifadelerine yer verildi. Son haberi,
Kubar, işgalciler propaganda ve baskı yoluyla Kırım'ı kontrol altında tutmaya çalışıyor başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, Rusya'nın propaganda ve baskı yardımıyla işgal altında bulunan Kırım üzerindeki kontrolü sağlamaya çalıştığını ifade etti. Bir de dün Kırım 2014, Kırım 2000 Geçmişe ve Geleceğe Bakış başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, işgalci yönetim Kırım üzerindeki kontrolü elinde tutmaya çalışıyor. Elinde diktatör rejimlerinin her zaman kullandığı iki geleneksel araç var, dedi. İlk aracının propaganda olduğunu belirten Çubar, Rusya'daki gibi Kırım'da da insanların beyinlerini tanıyor. Fakat daha yoğun bir şekilde. Gece gündüz Ukrayna'ya ve Ukrayna ile ilgili olan her şeye karşı insanların kafasına nefret aşılamaya çalışıyorlar. Ukraynalı siyasetçileri ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ni hedef alıyorlar, dedi. İkinci geleneksel aracının ise baskı olduğunu ve onun da gitgide arttığını kaydeden var. Çoğu zaman baskının özü gözdağı vermek ve sadece birini ezmek değil, toplumu sindirmektir. Kırım'ın işgalden kurtarılma günü yaklaştıkça bu baskılar daha da artacak. Diktatör rejimleri her zaman böyle işler ifadelerini kullandı. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Sağlıkman kalınız.